Askerdeki şehit olan Alevi askerlerin cenazesine devlet erkanından kimse katılmıyor. Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları ve buna tepki büyük. Aleviler de bu ülkenin vatandaşı değil mi? Ya bak, neden bu ayrımcılık? Komşum vardı, iki tane Alevi. Dünyanın en iyi insanlarından biriydi. Alevilere çok büyük saygısızlık yapıyorlar. Yani neden böyle ayrımcılık yapılıyordur? Ya hükümetin oy potansiyelini artırması için vay Müslümanlık adına. Bunların şeyi Müslüman değil zaten. Bunlar gavur ya. Kimler? Bu yeni hükümet gavur. Onlar mı? Evet, tabii onlar gavur. Onlar gavur. Nasıl gavurluk? Ya basbayağı gavur. Aleviler de Müslüman değil mi? Peygamberimizin damadı değil mi? Daha ne? Peygamber damat olarak kabul ediyor. Bunlar niye kabul etmiyor? Anladım. Başka bir diyeceğim yok. Teşekkür ederim. Yok. Sağ olun. Bu hükümetin yaptığı gavurluk yani. Sağ olun abi. Şehit olan Alevilerin cenazesine devlet erkanı hiç katılmıyor ve bu tepkiye yol açtı. Tepki büyüyor. Buyurun. Ben yorum yapmak istemiyorum. Tamam. Abi merhaba. Bir dakikanı alabilir miyim hemen? Mümkün. Ordu Aleviler de bu ülkenin vatandaşı değil mi? Alevilik de İslam'ın bir parçası değil mi? Bu devletin bütün herkesi, hangi inançta olursa olsun herkesi kucaklaması gerekmez mi bu ülkedeki? Tamam, doğru. Ne düşünürsünüz? Neden katılmıyorlardır Alevilerin şehit cenazesine? Valla ben görmedim şimdi. Görmediğim bir şey için de yorum yapamam ki. Ne düşünürsünüz peki böyle bir ama şey? Ama katılmaları gerekiyor. Yani devlet erkanının katılması gerekiyor. Eğer oranın kaymakamı, valisi kimse, onun katılması gerekiyor. Gitmesi gerek yani. Niye orada asker, o da asker. Oraya askerliğe gidiyorsa cenazesine de herkesin karışması lazım. Yani kendisi bir asker, Hristiyan bile olsa bu ülke için öldüyse ya tabii ki canım. Devlet büyüklerinin hepsini kucaklaması gerekmez tabii mi? Gerekir. Gerekir. Kesinlikle gerekir. Anladım abi. Teşekkür ederim. Doğrusu gerekir. Her yarın o da ölecek. Gitmeyenler de ölecek. Onun için gitmek lazım, katılmak lazım. Teşekkür ederim abi. Şey ederim. Abla sana soralım mı? Askerdeki şehit olan Alevi askerlerin cenazesine devlet erkanından kimse katılmıyor. Biliyorum. Belediye başkanları, kaymakamlar, valiler. Ve buna bir tepki var. Aleviler de bu ülkenin vatandaşı değil mi? İslam'ın bir parçası değil mi Alevilik? Nedir bu ayrımcılık? Bu ayrımcılığının yapılmaması gerekiyor. Ben de Aleviyim. Olabilir. Madem askere almasınlar, hem askeri alıp ondan sonra da törene katılmıyorlar cemevinde yapıldığı için. Cemevinde yapıldığı için mi katılmıyor? Evet. Peki Hristiyan askerler de var, Türk vatandaşı. Onlar da ölüyorlar, şehit oluyorlar. Onlara da belki aynı ayrımcılık uygulanıyor, bilemiyorum. Anladım. Yanlış. Teşekkür ederim. Devlet bütün vatandaşlarına eşit mesafede olacak madem. Sağ olun. Öyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Ne zaman... Özellikle son yıllarda artan bir şey bu. Hatta geçen... Son yıllarda dediniz, güncel olan bir şey mi? Tabii oldu? Güncel bir şey bu. Hatta tepkiler yol açtı bu durum. Aleviler şehit olduğunda devlet erkanından, protokolden kimse katılmıyor cenazelerine. Tabii ayrımcılık iyi bir şey değil. Yani öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Olduğunu sanmıyorum yani, bilmiyorum. Ben duymadım ama öyle bir şey varsa tabii ki kötü. Sonuçta Alevi de olsa bu ülkenin vatandaşı. O da bir Müslüman sonuçta. Yani. Ben katılmadığını inanmıyorum. Katılmıyorlar son yıllarda yani, özellikle. Öyle katılmıyor, öyle bir ayrım olacağını düşünmüyorum. Ben niye yapıyorlar bilemiyorum. Ben ayrımcılık yapmam. Benim için hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Bu kadar. Kürt, Alevi, Sünni, her şey. Kim yapıyor bunu gene? Bunu gene devlet ayırıyor ki. Partileri de kim ayırıyor? Yine de devlet ayırıyor. CHP'yi ayırıyor, MHP'yi ayırıyor. Yalnız tamam, bir politika anlayışı evet, mı var? Evet, evet. Ben aynısını söyleyecektim. Hadi söylemeyeyim dilimi. Aleviler de bu ülkenin vatandaşı değil mi? İslam'ın parçası değil mi Alevilik? Evet, İslam'ın nedir parçası. Bu ayrımcılık? Neden? Ayrımcılık 200 sene önce bu Vahabi kültürüne biz zorla sunnileştirdik. Esasında Anadolu'da bir Bektaşi kültürü vardı. Alevi evet. Bektaşi kültürü vardı. 200 senedir biz bunu yok ettik. Zorla insanları Hanefi mezhebine döndürüyor. Yani gerçek din bana göre yani Hacı Bektaş Veli, Pir Sultan Abdan, Yunus Emre, Mevlana, bunların Horasan'dan gelen kişilerin bize tanıttığı dindir. Şu andaki din olduğu gibi Vahabi kültürüne aittir. Yani gerçek İslam değildir. Vallahi pek bilgim yok ama eğer öyle bir şey varsa yanlıştır. Öyle bir şey Alevilik dolayısıyla yani bir insanın bir şehidin cenazesine katılmıyorsa yanlıştır yani. Alevi şehit cenazelerine devlet erkanından kimse katılmıyor. Belediye başkanları, kaymakam, vali dahil. Evet, duydum ve buna tepki büyük.
Aleviler de bu ülkenin vatandaşı değil mi? Alevilik kesinlikle vatandaşı değilse değil niye askere alınıyor? Evet. En basit soru, madem vatandaşı değil, devlet büyükleri madem katılmıyor, o zaman bunları askere almayacaksınız. Askere alıyorsanız bunlar da memleketin bir evladı. Bunlara da doğal olarak sana bana ne veriliyorsa aynısı onlara da yapılması gerekir. Benim görüşüm kesinlikle bu. Yani, neden bu ayrımcılık söz konusu peki? Maalesef yani bu konuda fazla deşelemek istemiyorum. Yani Türkiye'de bu konuda çok büyük sıkıntılar var. Yani siz basın olarak bunu yakından takip ediyorsunuz ama maalesef bu konuda pek yorum yapmak istemiyorum. Anladım. Ama bu ayrımcılık maalesef var. Anladım. Sadece Alevilerde de değil. Tabii. Diğer biliyorsunuz mezheplerde de var. Umarım bir gün son bulur. Evet inşallah. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Bu ayrımı yapan zaten insan değildir de. Onda tartışması bir konu. Ama biz de askerlik yaptık. Böyle bir şeye ben ne şahit oldum ne duydum. Yani orada hiçbir zaman için böyle bir şey gündeme de gelmedi ordunun içinde. Ha şöyle söyleyeyim ben size. Vatanını seven, gerçekten bu vatan için askerlik yapan hiç bir elemanını ordu ayırmadı. Ben Doğu Anadolu'da askerlik yaptım, Ağrı'da askerlik yaptım. Hani bizim içimizde Alevi arkadaş da vardı, Süryani arkadaş da vardı askerlik yapan. Olabilir. Hiçbir zaman için böyle bir ayrıma biz şahit olmadık. Yani Süryani bile olsa bu ülke için ölen tabii her canım, vatandaşın protokolün kucaklaması gerekir. Kucaklamıştır zaten, ben inanmıyorum yani onlara böyle verilen onlara mı? Verilen haklar acaba onlara verilmedi mi? Nasıl mesela yani? Ailelerine şehit maaşı bağlanmadı mı veya yok, şey yapmadı mı? Yok ben onu bilmiyorum. İşte ben sadece şunu söylüyorum. Cenazelere hiçbir protokol üyeleri, belediye başkanları vesaire katılmamış. Ben inanmıyorum. Ha şimdi şöyle bir şey var. Ha, protokol mesela Alevilerin cemevinden kalkıyor. Onunla ben pek o konuda şeyim de olmadı. Fakat benim gördüğüm kadarıyla bu vatan için askerlik yapan, bu vatan için, bu bayrak için savaşan hiçbir şeyi ne bu memleket ne bu insanlar hiç kimse ayırt etmemiştir, ayırt etmez de. Anlar yaptıkları vesaire. Yanlış bir olay. Katılması lazım. Hepimiz bu Türkiye'nin insanıyız, değil mi? Hepimiz vatandaşız. Eğer siyasilerin bu şekilde cenaze namazlarına katılmıyorsalar, buradaki Alevilerin cenaze namazına götürüp götürmediğini irdelemek lazım. Nasıl yani? Yani cenazesi, yani askerde şehit olanlar, İsterse ne olursa olsun bu ülke için vatandaşıdır. Bu ülke için eğer can vermişler hepsi şehittir evet. Sonuçta. Ama Alevilik de eğer kendileri götürmüşseler veya cemevlerine götürmemiş de camiye götürmüşseler burada bir bunu irdelemek lazım. Yani cemevine götürdüğünü varsayalım mesela. Cemevine de götürseler. Yani protokolün gitmesi gerekmez mi? Tabii ki kucaklaması gerekmez mi? Gerekir. Ama gidilmiyormuş. Ama öyle bir şey yoktur. Ben ona inanmıyorum. Dediğim gibi yani büyük bir tepkiye yol açtı bu durum. Hayır inanmıyorum. Çünkü burada farklı bir provoke olayları vardır. Nasıl bir provoke olayları? Kürt Türk Alevi Sünni meselelerini yeniden diriltmek için belki bir provoke olayları vardır. Kim içinde? Yani bilmiyorum belki böyle bir şey vardır ama siyasilerin veya protokolün böyle bir şey yapmış olması mümkün değil. Anladım. Ben inanmıyorum. Aleviler de bu ülkenin vatandaşı değil mi? Alevilik de İslam'ın bir parçası şöyle, değil mi? Ben de ordudan emekli bir astsubayım. Böyle bir şey bugüne kadar hiç görmedim ben. Yani emekli olalı 20 yıl oluyor. Fakat böyle bir ayrım yapıldığını hiç tahmin etmiyorum. Ama şu zamanda oluyorsa bir şey şu söyleyemem. Şu zaman için söylüyorum. O zaman olay yeni ise fikrim yok. Görmedim. Hiçbir fikriniz yok mu? Ya yani böyle bir ayrım olamaz zaten. Alevi bir askerin şehit yok. Cenazesine hayır, katılmaması. Hayır. Böyle bir şey asla olamaz diye düşünüyorum. Çünkü benim zamanımda yoktu böyle. 30 sene askerlik yaptık bilmiyorum. Böyle şeyi tahmin etmiyorum. Ne düşünürsünüz böyle, peki? Kucaklaması müthiş mı? Müthiş bir ayrımcılık olur. Böyle bir şey olamaz ya. Gayrimüslim çocuk da Türk askeri. O da yapıyor. O olunca ona da gideceksin. Kilise böyle de bir, olsa. Tabii gideceksin ya. Zaten mesela geçen gün birisine katıldım. Garnizondaki mesela Mudanya'da katıldım ben. Binbaşı rütbesindeki bir kişi. Jandarmadan da büyük bir sanırım. Takım da değil de artık böyle bir manga düzeyinde katılmıştı. Çok memnun oldum. Yani böyle bir şeyi ben ilk defa sizden duyuyorum. Hani eğer öyle bir şeyse ayıp ediyorlar. Katılmaları lazım. Çünkü onlar da Türkiye vatandaşı da yani. Bence katılmaları lazım. Bunu diyorum yani. Ayrımcılık olmaması lazım. Alevilik de İslam'ın bir parçası değil mi? Neden bu ayrımcılık yapılıyordur? Üzücü babası. Sizden duyuyorum. Olur mu öyle bir şey ya? Gerçekten öyle bir şey, de böyle bir durum var. Olmaz öyle bir şey. Ben kabul etmiyorum. Bizim askerlerimiz ya. Olur mu öyle şey? Alevimiş benim için ne olursa insan olsun. İnsan Türkiye'yi müdafaa etsin. Olay bu.
Teşekkür ederim, sağ olun. Ya bu ayrımcılık olmaması lazım. İşte olduğu için bu duruma düşüyoruz ya. Nasıl bir duruma düştük? İşte ayrımcılık yaptığımız için bak nelere mal oldu her şey. Ya bence onlar da bizim vatandaşımız, onlar da bizim kardeşimiz. Ya bu ayrımcılık bence çok yanlış. Hepimiz kardeşiz ya, bu ülkede paylaşamadığımız ne var ki? Onlar da insan sonuçta, ne olursa olsun bırak ırkını şeyini, sonuçta insan. Devlet büyüklerine sormak gerekiyor. Ne düşünüyorsunuz peki katılmamalarına? Yapmamaları gerekiyor. Önce yani herkes her şey herkes bu ülkede hür. Yapmamaları gerekiyor. Onlar da bizim vatandaşımız. Politikadan anlamıyorum ben hiç. Hiçbir şeyden anlamıyorum. Fazla da ne düşünüyorsunuz peki katılmamaları? Ben düşüneceğim hiçbir düşüncem yok. Gerçek söylüyorum. Ben öyle bir şeylerden uzakım. Tamam abi. Teşekkür ederim. Anladın mı? Niye diyende herkes insandır abi. Herkes insan olsun. Yani. Başka bir şey değil. Alevi olsun, Kürt olsun. Hepsi ne bileyim hepsi insan. Hepsi aynı yani. Herkes dürüstlük olmasını istiyoruz. Evet. Dürüst olsun herkes. Teşekkür başka ederim. Şey. Bu ayrımcılığın olmaması lazım bence. Son yıllarda böyle bir ayrımcılık söz konusu. Ben de katılmıyorum ona. Olmaması gerekir. Hani eşitlik? Herkes eşit. Niye onları ayrımcılıklarını? Niye ayırıyoruz yani toplumdan soyutluyoruz? Bu bir ayrımcılık değil ama bence onların gerek dine bakış açıları, gerekse yaşayış tarzları sebebiyle böyle bir yaklaşım sergileniyor ama doğru bir şey mi derseniz tabii ki değil. Bu konu hakkında... Bu sebeple mi sergileniyordur bu yaklaşım? Bence bu benim kendi kişisel şahsi düşüncem. Yani saygı duyulması zorunda. Ama bilemiyorum yani. Güzel bir şey değil bence. Düzenlenmesi gereken bir durum. Anladım. Yani devletin sahip çıkması gereken. Evet elbette. Çünkü kendi topraklarında barındırdığı her vatandaşına eşit oranda sahip çıkmak zorunda bu ülkenin devlet yöneticisi. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Geçemem, sağ olun. Bilmiyorum. Şimdi o kadar derine gitmiyorum da. Abi sen git buradan ben gidiyorum. Şimdi bu memleketin vatandaşıysa, askerse, askerliğini yapıyorsa öyle değil mi? Devlet erkanı katılması lazım. Ben o görüşteyim. Vallahi ben görmedim ama yapılmışsa çok büyük bir haksızlık olmuş. Yani gerçekten onlar da bizim memleketin şey evlatları. Biz neye sahipsek onların da olması lazım. Bu ülkede yaşayan herkes bu Türk vatandaşıdır. Yani Alevi olmuş, Musevi, yani hiç fark eden bir şey yok. Aslında normalde katılmaları lazım. Çünkü bunlar da buradan yaşadıkları için bence haksızlık yapıyorlar. Yani gereken büyüklerin hepsinin bu işe el atmaları lazım. Hayır, öyle bir şey olamaz yani. Mümkünatı yok. İnsan insandır. Ama benim var bildiğim. Maalesef. Hayır, neden olmasın ya? O da insan, katılmıyor o da, yani. Onu hayır, katılma değil. Katılma olabilir. Niye katılmasın ki? Onlar da bu vatandaş değil mi? Türkiye'nin bir vatandaşıdır. Evet. Vatandaş olduğuna göre bunun herhangi bir şey olmadan etnik kökenli ne olursa olsun herkes katılabilir yani. Neden katılmasın ki? Onlar da bir insandır. İnsan olduğuna göre herkes olabilir yani. Tabii bu Hristiyan aleminin dışında olanlar mesela terörist falan olursa belki olmayabilir yani o açıdan. Yani Alevi de insan, Türk de insan, Kürt de, Arabı, Zazası, Boşnakı hepsi insandır yani. Yani katılmama diye bir şey yok yani. Olabilir yani. Ama böyle bir şey yok. Bilmiyorum. Teşekkür ederim abi. Oldu. Sağ olasın. Oldu. Abi sana soralım. O askerde şehit olan Alevi askerlerin cenazesine devlet erkanından, protokolden hiçbir katılım sağlanmıyor ve tepki büyük buna. Aleviler de bu ülkenin vatandaşı değil mi? İslam'ın parçası şey değil mi Alevi? Ya. Aleviler diyor, Aleviler diyor, Hazreti Peygamber'in damadının damadına yazılmıştır Hazreti Ali'ye. Onlar diyor, öyle bir şey diyor, öyle bir şey olamaz. Onlar da bu memleketin vatandaşı. Hı hı. Aynen diyor, o devlet ekranından kimse katılmıyor diye ona inanmıyorum. Kesinlikle yalan. Katılmıyorlar ama. Hı? Biz söylüyoruz. Biz mi yalan söyledik şimdi? Vallahi ben inanamıyorum. Ha, anladım. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Bu geçen hafta şimdi, yaşandı. Geçen ya, hafta yaşandı bu. Nerede yaşandı abi? Yani bir Alevi yurttaşın cenaze merasiminde yaşandı. O maalesef yalnızlaştırıldı. Dolayı mı şehit oldu? Aynen. Abicim ben ona inanmıyorum. Aynen şimdi onlar Hazreti Ali'ye yazılıysalar onu kimse bağlamaz. Sonra Hazreti Ali'nin bir lafı vardır.
eli dar olun, gönlü dar olunmuş. Ben Alevi falan değilim aynı şey. Anladım, anladım. Olabilir. Hadi. Sana soralım. Duydun da kardeşim soruyu herhalde. Evet, soruyu ne duydum. Ya çok yanlış bir şey değil mi sizce de? Yani sorun Aleviler mi? İnsan değil mi? Yani böyle bu yaptıkları çok yanlış yani. Şu anki iktidarın sorunları bunlar. Neden böyle bir şey yapılıyordur peki? Neden bu ayrımcılık var? Aleviler Kürtleri destekliyor diye olabilir mi? Niye? İktidar Kürtlerin karşısında mı? Evet. Değil tamam mi? Tamam anne. Yani karşısında, yani daha sonlandırılan harekat vardı ya, hı hı. Barış Pınar harekat. Orada da genelde Kürtleri şey yapıyorlar. O sebeple mi? Ya o sebeple değil de. Peki bu son zamanda mı arttı yoksa daha önce de var mıydı? Son zamanlarda arttı. Daha bence o olayın da etkisi var gibi mi geliyor? Anladım. Teşekkür bu ederim. Bu sadece Kürt Alevi yok. Yok canım, Türkmen Aleviler de var. Kürt yok, Kürtlere destek veriyor anlamında söyledi kardeşimiz de. Yani zaten orada Suriye'de savaşan Alevi askerler de var yani. Yani evet, yani bunu düşünmüyorlar. Çok yanlış yani. Yani hepimiz kardeşiz yani. TSK'nın yani Türk ordusunun içinde savaşan. Biz de Kürt'üz mesela. Biz de yani bizim dedelerimiz de aynı cephede savaşmış sonuçta. Yaptıkları yanlış yani. Alevisi, Türk'ü, Kürt'ü fark etmez yani. Bu insan sonuçta. Bu genelde şimdi Tayyip babamız Suriye'ye yönlendiği için, Suriyeli insanlara biraz daha ayrıcalık tanıdığı için böyle şeyler artık normal yani, kimse şaşırmıyor, fark ettiniz mi? Ben mesela kendim Aslen Bitlis Adıcevaz doğumluyum. Bizim orada işte Selçukluların mezarları var, Alperenlerin, Bitlis Ahlat. Ahlat. Tabii ülke çok güzel, güzel bir ülkede yaşıyoruz, cennet bir ülkede yaşıyoruz. Tabii burada tabii sizler vatandaşlarından şey yapmanız, yardımda olmanız, vatandaşların fikirlerini, düşüncelerini almanız. Evet. Gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Çok çok da kendimi çok mutlu hissediyorum. Çünkü basın, televizyon bir vatandaşın özgür iradesini ortaya koyuyor. Yaşamadıklarını işte bunu topluma, ülkeye, mesela devletimize yayıyor mesela. Şimdi Alevi kardeşlerimizi ben gerçekten çok seviyorum. Sonuçta Ehl-i Beyt soyundan gelenlerdir. Hazreti Ali'nin biz de tabii sonuçta Ehl-i Beyt soyundan geliyoruz. Biz de bir vatandaş olarak devlet adamlarımızı şey yapıyoruz. Yani tabii ki burada kardeşlerimizin yanında olmasını istiyoruz. Serif Oten'in koşuma gidiyor. Öyle yapalım röportajı. Fark etmez yani. Sen ne dedin? Bu ne kanalı? YouTube kanalı abi. YouTube kanalı. Bizi YouTube'a atacaksın. Bizi Tayyip basar ya. Yok be. Yok. Yok asmaz abi ya. Olur mu öyle şey? Şimdi adam o kadar kötü adam değil, yapmayın ya. Allah. İçeri atar ben bana. Yok yok. Vay o kadar kötü bir insan mı içeri atsın? Ya Allah atar ben. Senden rica edeyim bak. Vallahi sen koş adama benziyorsan. Şapkayı vereyim. Kardeşim onlar da vatandaşımız değil mi? Kardeşimiz değil mi? Şehit olmadı mı? Peki, evet. Bitti. Peki devlet erkanı niye katılmıyordur? Neden devlet bu erkanı bilmiyorum, ayrımcılık. He. Kendiniz soracağız. Ya onu devlet erkanına soracağız. Burada şimdi vatandaş soru sorulur mu kardeşim? Şimdi beni zorla soktun şeye. Yani o vatandaşa sorulacak soru mu? Gidin devlet erkanına sorun niye gitmiyorsunuz diye. Konuşuyorlar. Konuşmuyorsalar vatandaş ne konuşacak? Ne konuşabilir vatandaşın? Abi, niye askere giderken sordular mı? Şu musun, şu musun diye sordu mu kimse? Yok. Sormadıysa o zaman? O zaman demek ki gidilecek. Bak herkes bu vatanın evladı. Evet. Yok, yok, sorun yok. Şey, başka bir şey anladı abi ya. Yok yok, cenazesine katılınmıyor dedik. Devlet aynı işe, aynı yere gelmedik mi? Hı hı. Katılması lazım. Kimse da, kimse babasının işini yapmıyor. Ya. Devletin işi, devletin adamı, devletin askeri. Hı hı. O zaman katılacak demektir. Ha, katılmıyorsa bu soruyu da onlara soracaksınız, vatandaşa değil. Bölücülük yapana soracaksınız. Ülkede bölücülük mü var? Ya. Herkes birbirinin kardeşidir. Bu kadar basit. Teşekkür ederim. Cem evlerinde sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, birkaç defa gördüm. Neyi? Bir devlet büyüğünün Cem evine gidip bir de... Bir belediye başkanı, bir kaymakam, vali, hükümete tepki bağlı. Oldu, yeni oldu bu. Bu yani. Son zamanlarda olan bir tepki büyüdü bu konuyla ilgili. Acaba bununla alakalı basından mı çıkmıyor? Ben basından da görmedim. Ama dediğim gibi bu arkadaşlara da az önce şey yaptığımız gibi ya, en doğrusu bunu... Bunu... Biz mi çanak sorular soruyoruz? Sen temsil ediyorsan sen. Yani, sen bizim kanalımız. Başka. Tamam, önemli değil. Ya önemli lan, soru. Soru geldi. Soruya cevap siz vermek. Siz görevinizi yapsın kardeşim. Yok, biz kendi işimizi yapıyoruz zaten. Kimseye bağlı değiliz. Ama dediğim gibi hepsine gitmek lazım.
eğer gidilmiyorsa burada bir hata vardır. Ama bunu gidmeyene sormak lazım. Tabii ki de eğer öyle bir şansımız olsaydı bunu da sorardık zaten. Hiç kocunmam bu sorudan. Mesela bu yakınlarda, mesela Bursa'da bir Alevi, bunu küçük söylüyorum, Alevi şehit olduğu zaman eğer devlet erkanı gitmiyorsa ya niye gitmediniz diye onlara sormak lazım. En doğrusu bu. Evet. Yani bunun askere de göndermeyeceksin. Zamanı askere gitmez. Askere de göndermeyeceksin. Doğru söylüyor. Ya varsa öyle bir kısıtlama, öyle. Cenazesine gitmiyorsan askere de göndermeyeceksin. Herkes birbirinin kardeşi ya. Burada herkes kardeşi. Herkes birbirinin kardeşidir. Bitti o kadar. Ben Manlıyım. Bursalıdır. Artvinli. Bitti o kadar. Bak herkes biz beraber oturuyoruz. Kardeşiyim ben de. Ya hepimiz. Ya, hepimiz kardeşiz ya. Aynen. Bu ayrım kayırım nerede ya? Yok, bak mesela bu soru gelmezden evvel benim hiç aklıma böyle bir şey gelmiyordu. Hiç yoktu yani öyle ya, bir şey. Yapılıyor. Ne yazık ki yapılıyor. Şey mi, ayrım mı? Ayrım yapılıyor. Kimler yapıyor? Bizler yapmıyoruz. Bizler bak, yapmıyoruz. Yapanlar var. Sormak bile bir ayrımcılıktır. Bak bize evet söylüyorum, size sanki söylüyorum. Ben yapıyorum bu ayrımcılığı. Soruları sormak bile ayrımcılıktır. Ama bakın bugün abesle iştigaldir. Bugün abi böyle bir ayrımcılık var ve vatandaşın bunu öğrenmesi lazım. Böyle bir şey hiç katılındı mı katılılmadı mı onu çok rahat buluruz. Bak, şimdi giderken ben araştıracağım. Ama bildiğim hatırladığım kadarıyla bak arkadaşım. Bu adam Trabzonlu. Bak. Bu adam Vanlı. Ben Artvinliyim. Bak burada oturmuşuz muhabbet ediyoruz. Zaten sizde sorun yok. Görüyor musun? Sorun kimdeyse onu o mikrofonu onlara uzatacaksınız. Bizde sorun yok.